şeyde ilk önce araştırmalarda İstanbul'da Murat Kurum kazanır diyenle İmamoğlu kazanır diyenlerin oranı birbirine yakındı. Son zamanlarda makas açıldı. AK Partililer bile artık İmamoğlu kazanır demeye başladı. Niye bunu diyorlar? E çünkü bu görüntüler bu mesajı veriyor topluma. Yani Murat Kurum kazanamıyor. O yüzden de işte biz ona yardıma geldik diyorsunuz. Öyle olunca değil mi? bu bir kere kendi kendilerine zarar vermek anlamına geliyordu. Birincisi bu. ikincisi Şimdi AK Parti sanki İstanbul'da böyle bir evet elbette ki kitlesi var ama sonunda son seçimlerde hatta sadece son seçimde değil çok uzun zamandır referandumdan bu tarafa referandumda evet mi hayır mı diye soruldu İstanbul halkı hayır dedi. Cumhurbaşkanlığı yarışlarında muhalefet adayları şeyden, Sayın Erdoğan'dan daha yüksek oy aldı. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da iki kere e, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan'ı geçti. Üst Öztürk ikinci de makas biraz daha açıldı. E, şimdi dolayısıyla yani AK Parti sanki şey, e, Konya adayına yardıma gidiyormuş gibi davranıyor ama e, zaten bu görüntüyü verdiğinizde İstanbul'da İstanbul'a bir şey hatırlatıyorsunuz siz, ee, sizin o yekpare görüntünüz ee, ve hani böyle to topluca bir şey olarak kadro olarak e, şeye İstanbul'a çıkarma yapmış olmanız, muhalefet seçmenini kendiliğinden konsolide ediyor. E, muhalefet liderleri, adayları falan bu taban ittifakını nasıl sağlayacağız diye düşünüp duruyorlardı, bir formülü yoktu çünkü e, bütün partiler kendi adayları için oy istiyorlardı. Dolayısıyla bu o partilerin seçmenleri üzerinde bir psikolojik baskı yaratıyordu. Fakat şu görüntüleri gören muhalefet seçmenleri kendiliğinden konsolide oldu. Şimdi İstanbul'da 3 e, iyi Parti seçmeninden ikisi e, Sayın İmamoğlu'na oy veriyor. 6 10 den parti seçmenden 6'sı İmamoğlu'na oy veriyor. Diğer partilerin seçmenlerin önemli bir kısmı Sayın İmamoğlu'na oy veriyor. Sayın ee, az önce öte, makas açıldı dediniz. Yani geçen hafta ikilerde üçlerde olan puan farkı Murat Kurum'la İmamoğlu şu anda kaçlarda aşağı yukarı? 5-7 aralığına yükseldi. E, dolayısıyla hani bu, Bunları yaptılar da sonuçları oldu? Yani 5-7 evet, puan aralığını 5-7 puan aralığında e, görünüyordu. E, bu anket yasakları başlamadan önce. E, sonrasında da ceplan araştırmalarda da aynı durum teyit edildi. Yani e, makas önceden yoktu. At başı bir yer, şeyde pozisyonda başladılar. Sonra yeniden refahın ayrılmasıyla zaten makas biraz açıldı. Bu hatalarla makas biraz daha açıldı. E, ve e, Yani AK Parti bütün bu e, şeyi güç gösterisine rağmen e, zaafını Azaltmak yerine zaafını büyüttü. Şimdi o yüzden şey AK Parti bazen çok yanlış şeylerle, stratejilerle İstanbul seçimini yönetti. Bazen değil de daha doğrusu başından beri yanlış stratejilerle gidiyor. Birinci yanlış. Şimdi Murat Kurum'u oraya adayı koyduğunuzda otomatik olarak işte deprem deprem dönüşümü falan filan. Fakat deprem dönüşümü AK Parti'nin güçlü kası değil, yumuşak karnı. Şimdi AK Parti bunu güçlü kası olarak zannetti. Bak nasıl bir güçlü kası bu? Şimdi 2002'de iş başına gelmişsiniz. Afet Dönüşüm Yasasını 2012'de çıkarmışsınız. Yani 10 yıl sonra çıkarmışsınız. Dönüşüm. Onu da 12 yıldır, 12 yıldır uygulamamışsınız. Şimdi seçime birkaç ay kala afet dönüşüm yasasını yenilemişsiniz e, ve e, artık hani, burası iyi rezerv alan ilan ettim deyip insanların mülkiyet hakkını elinden alabilecek bir şey yasa çıkarmışsınız e, to, e, toplamda 25 yıl e, İstanbul'u 20 yıl Türkiye'ye yönetmişsiniz ve biz afet dönüşümü yapmaya geliyoruz bizden başka kimse yapamaz diyorsunuz siz afet dönüşümünü konuştuğunuz her anda aslında zayıflığınız zaafınız ortaya çıkıyor çünkü 20 yıldır yapmadığınız, ihmal ettiğiniz bir işi seçmenlere hatırlatıyorsunuz. Şimdi Murat Kurum aday gösterdiğinizde ister istemez bu tartışılıyor. Birincisi bu. ikincisi onun dışında da Murat Kurum böyle çok takdir gören bir bakan değildi. Yani evet ve eminim ki güzel işler de yapmıştır. Yani şey iyi öldür hakkını ver. Ama bir sürü de başarısızlık hikayesi var. Bir sürü sorunlu icraatı var. İşte nerede bir maden kazası olsa, nerede bir şey, çevre faciası olsa falan dönüp bakıyorsunuz dibinde Murat Kurum'un da imzası var Şeylerden o, o işlerin sebeplerinden biri Sayın Murat Kurum. Ya da işte Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'un mimarlarından biri en çok savunan televizyonlarda o proje çok tartışılırken bu olmazsa olmazımız diyen şimdi böyle bir şey gündemimizde yok diyor ben gelirse direnirim diyor. E hangi Murat Kurum'a inanacağız biz şimdi iki tane Murat Kurum var Türkiye'de yaşayan sanki hani ikiz kardeşler var da birbirinden farklı fikirlerdeymiş gibi bir birinci Murat Kurum İstanbul Kanal İstanbul olmazsa olmazımız diyor zaten bütün e, şu iptal edilen vesaire o e, şey imar planlarının falan altında imzası imzaslar İkinci Murat Kurum da İstanbul'un buna ihtiyacı yok diyor e, insanlar hangi Murat Kuruma inansınlar şimdi dolayısıyla buradan başladı bu yanlış strateji e, arkasından e, işte yeniden refahla ilgili yanlış bir strateji güttü yeniden refah seçmeniyle kavga etmeye başladı. Hem de Cumhurbaşkanı seviyesinde yeniden refah seçmenini rahatsız edecek cümleler sarf edildi. E, arka, ama yani Murat Kurum'un e, şey, yeniden refahta gittikten sonra e, Sayın İmamoğlu ile yarışabilmesi için bir oy havuzundan oy alabilmesi lazım seçmen havuzundan öyle bir havuz yok. E, peki siz bu havuzu e, şey e, oraya bakanları taşıyarak mı oluşturabilirsiniz? Mümkün değil. Üstüne üstlük de yani şimdi bakanların isimlerini doğal kıymetli Cemal Engin Yurt biliyor falan ama bu bakanların önemli bir kısmını yani gitsin ABM'de pazarda alışveriş etsinler. insanlar şey yolda gördüklerinde tanımıyorlar. Çünkü bunlar siyasetten gelmiyorlar. Bir önemli bir kısmı teknokrat isimler. Öyle olduğu için de bir kamuoyu tanımıyor. İki kamuoyu üzerinde böyle bir büyük saygınlıkları yok. Üç zaten siyasetçi değiller yani farklı düşüncede olan bir seçmen nasıl ikna edebilecekleri konusunda en küçük bir fikirleri yok ee, şeyi hatırlayın mesela iki şey profil bir önceki seçimde hatırlayacaksınız Sayın İmamoğlu işte bir teyzeden oy istedi teyze oy vermem dedi olsun dedi oyunu vermiyorsan bana dua et dedi seçimden sonra geleceğim çayını içeceğim dedi gel dedi falan şimdi bu teyze bu seçimde evladım diye bahsediyor İmamoğlu'ndan ve ona dualar ediyor Şimdi siyasetçinin tutumuyla teknokratın tutumu arasında radikal farklar var. Yani oyun vermeyecek bir seçmen üzerinden bile bir e, siyasa iletişim yapabilir e, siyasetçi biri. Siyasetçi değilseniz teknokratsanız işte e, şey e, bunları yapabilme yeteneğiniz ve deneyiminiz yoktur. Şimdi o yüzden hani bu isimleri bütün kabineyi oraya çıkardığınızda bir zaaf görüntüsü veriyorsunuz. Adayım yetersiz diyor mesaj veriyorsunuz. İki Hani hadi bu riski de göz aldınız da bari onlar seçmen kanaatlerini dönüştürebilecek yeteneğe, birikime falan sahip olsunlar. O da yok. O zaman peki bu riski niye göz alıyorsunuz? Yani niye adayım zayıf. Adayımın gücü yetmiyor. O yüzden ben de biz de yardıma geldik. Allah'ını seven defansa geldi. Duygusunu niye yaratıyorsunuz? Şimdi bu soruların hiçbirinin yanıtı yok. Benim gördüğüm Klişe çözümleri var Ak Partinin e, o da ne Bakan gitsin o gitsin bu gitsin falan e, Sayın Cumhurbaşkanı bu sefer gelmedi çünkü onunla ilgili de işte bir iletişim yürütüldü Sayın İmamoğlu hep e, şeyi e, Sayın Erdoğan'ı muhatap kabul etti benim rakibim Erdoğan dedi e, Murat Korun benim rakibim değil aslında dedi e, şey gelsin başımızın üstüne yer var onu ağırlarız dedi e, fakat işte etrafındaki kurbay kadro e, eğer İstanbul'u kaybedecek, olursak ki sinyaller iyi değil, araştırma verileri iyi değil. O zaman siz yenilmiş olacaksınız ve muhalefet şimdiden zaten iki kere Erdoğan'ı yenen adam diye lanse ediyor. Üçüncü kez Erdoğan'ı yenen adam ünvanı kazanacak. Bu o doğru olmaz. O yüzden de İstanbul'a diğer illere davrandığımız gibi davranalım. Siz gitmeyin ama işte bakanları gönderelim dedi. Ha, bu Fakat son iki bu... hafta olacaktı Hı. da son üç güne indirgendi. Sebebi bu. Şu an ilk defa evet, sizden duyuyorum. O yüzden o yüzden şey bunu yapmadılar ama şey şimdi bütün bunların hepsi gördüğünüz gibi yanlış analizlere ve yanlış analizlerden kaynaklanan yanlış stratejilere dayalı çözümler. Neticesi ne? Neticesi başa başa başlayan bir yarış işte net şey makas açılarak devam ediyor. O yüzden de hani yani iktidar bunları yapıyor yapıyor da kendine faydalı bir iş mi yapıyor zararlı bir şey mi yapıyor falan bir de o tarafından bakmak lazım. Şey, medya tabi buna duyarlılık gösterdi. Haklısınız. Yani hoş görüntüler değil bunlar. yani bakanlar kurulu toplantısı mı yoksa bir belediye başkanının adayının mitingi mi falan belli olmayan toplantılar yapmak iktidar açısından bir gövde gösterisi değil. Bunu anlamaları lazım. Yani karşınızda normal hiçbir şey böyle tırnak içerisinde devlet unvanı olmayan bir aday var. Bir şehrin belediye başkanı. Kürsüde tek başına her zaman çok olsun ilçelerin belediye başkanının adayıyla birlikte kürsüde görebiliyorsunuz karşısında bakanlar kurulu bu şey bir görüntü değil yani hani Aciziyet güç görüntüsü dengesizliği diyorsun. anlamında bir şey acziyet görüntüsü yani güç dengesizliğiyle oransız güç kullanmayla acziyet arasındaki farkı yani o görüntünün o fotoğrafın hangi anlama geleceği seçmende hangi duyguyu yaratacağı konusunda bence yanlış bir analiz yapıldı. O yüzden hani evet yani bu bir kere demokratik kültür açısından doğru olmayan bir tutum. Ama öte yandan da muhalefetin adayına ya da işte Sayın İmamoğlu'na avantaj sağlayan bir stratejik hataya dönüştü. Peki bir ek